Herkese merhabalar. Kitabımı doğru kullanıyorum da bugün sizlere harika bir kitap tanıtacağız. Sıfırdan ona Türk Dili Edebiyatı arkadaşlar. Gerçekten bu kitap el emeği göz zor bir kitap. Kitabımızı hazırlarken en başından sonuna kadar her bir sayfasında, her bir konusunda kazanımlara, Milletin Bakanlığı'nın bilgilerine, kitaptaki örneklere bizzat tek tek kontrol ederekten sahip çıktık. Ve sizin sınavlarda alabileceğiniz en yüksek notlar almanız için sizlere gerekli bilgileri küçük küçük parçalar haline verdik. Yani sol tarafta bilgi, sağ tarafta soru var. Hemen başka bir tarafa geçiyorum. Sol tarafta bilgi ve özel infografik anlatımlar, sağ tarafta yine sorular var. Bu soruları çözerken takılabiliriz. Kare kodu okutaraktan soruların çözümünü uzman hocalardan dinleyebiliyoruz. Bilgeç gibi kısımlarla veyahut da buradaki özel detaylı bilgilerle sizin sınavlarda en iyi notlar almanızı istedik. Zaten sıfırdan ona Türk Dil Edebiyatı aynı zamanda ileride AYT'deki konularında dörtte birini oluşturuyor. İçeriğini gösterdik. Zorluk seviyesine baktığımızda kitabımız liseye uygun bir şekilde orta ve üst seviye hazırlandı. Burada bazı sorular son derece seçici, zorlayıcı. Bu durumda kare kodu okutaraktan soruların çözümünü uzman hocalardan dinleyebiliyorsunuz. Şimdi diğer tarafımıza geçtiğimizde soru sayısı 419, sayfa sayısı da 168. Hemen zorluk seviyesini şöyle yazalım. Orta yani konu anlatımında hani sıfırdan başladığımız için bilgileri bizim tam da anlayacağımız şekilde göstermeye çalıştık. Ama testlerimizde üst seviye sorulara da yer verdik. Orta ve üst seviye diyoruz. Neden? Çünkü normalde bizim sıfırdan serimiz temel ve orta ve temel seviyedir. Ama lisede artık siz lise öğrencisi olduğunuz için konu anlatımında orta seviye yani detaylı bilgiler var. Bakın burada birçok bilgi Milletin Bakanlığı kitaplarından, kazanımlardan, ÖSYM'nin soru sorulardan özel olarak dizayn edilerek ekleniyor. Dolayısıyla birazcık orta seviyede bilgilerle başlıyor. Ama sorulara geldiğimizde yine orta seviye sınavlarda biliyorsunuz hocalarımız seçici sorular soruyor. Ve üst seviye sorulara da yer var. Neden sıfırdan ona edebiyat derseniz birincisi ve en önemlisi tabii ki müfredatta %100 uyumlu. Ve az önce söylediğimiz gibi tüm konuları sıfırdan bir şekilde anlatırken bakın mesela şu özel bir tablo bunu hiçbir yerde göremezsiniz. Tanzimat, Tanzimat 2, Servet Fenerbahçe, Milli Edebiyatı, dil konu, anlayış, sanatçı, akım bakımından birkaç kelimeyle ama sınavdan 100 alacağınız şekilde karşılaştırdığımız özel tablolar. Bunlar kesinlikle özel olarak belli bir parça halinde sorulara uygun bir şekilde yani burada öğrendiğinizin sorusunu burada görebileceğiniz, burada çözdüğünüz, burada anladığınız konuyu buradan pekiştireceğiniz şekilde sizler için hazırlandı. Daha çok örnekler verilirken Milletin Bakanlığı kitabındaki örneklere yer verildi ki benzer örneklere yer verildi ki sizler ÖSYM'nin sınavlarına girdiğinizde ya da yazılara girdiğinizde aa ben bunun aynısını görmüştüm diyeyim diye. Bunu size en yakın Tonguç kitapçısından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Burada i butona tıkladığınızda şehrinizde, ilçenizde size en yakın kitapçıyı görebilirsiniz. Oradan bana sıfırdan ona edebiyatı ya da işte 10 setini istiyorum diyebilirsiniz arkadaşlar. Ödüllü sorumuzu yorumlarınızı yapın. Derslerinize başarılar. Adım adım ilerleyip en güzel sonuçları, en güzel okulları sizler her zaman kazandınız. Yine de kazanmaya devam edeceksiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.